Cem TV ekranları başında sevgili dostlar, Yolu Sürenler programında yine birlikteyiz uzun bir aradan sonra. Ve bu arada tabii ki çalışmalarımız oldu inançsal boyutunda. Ve bugün de tekrar sizlerle karşı karşıya sizlere mihman olduk. Aşkın Niyazlarını sunaraktan bugünkü sohbetimizi kimle yapacağız ve neler yapacağız bu programımızda onu dile getirelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var biliyorsunuz sevgili dostlar. Cem Vakfı'nın açtığı davayla ve bu dava neticesinde yaklaşık aradan 4-5 sene geçmesine rağmen halen Türkiye Cumhuriyeti bu devleti yönetenler bu karara herhangi bir cevap vermiş değiller. Ve biz bugün burada bunu paylaşacağız, bunu sohbet edeceğiz, bunu dile getireceğiz, bu kelam edeceğiz. Kiminle yapacağız? Çok değerli bir konuğumla beraber yapacağız güzel dostlar. Sağ olsun İzmir'den geldi bizi kırmayarak. Emekli öğretim görevlisi üyesi Sayın Profesör Doktor Halil Çivi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam programın girişinde de birkaç kelam dile getirdik. Dedik ki İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Türkiye'de yaşayan Alevi toplum adına ve Cem Vakfı'nın açtığı bir dava neticesinde. Bu kararlar bugüne kadar bir türlü yürürlüğe girmedi. Belli bahaneler uydurularak. Fakat baktığım zaman Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre devlet layık değil mi? Layık devlette yurttaşlar ve inançlar karşısındaki konumu nedir? Yani devlete baktığın zaman eşit yurttaşlık nezdine baktığın zaman bunları yerine getirmesi lazım. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı verdi, bu hükmü verdi. Türkiye'deki Yargıtay da bu kararı verdi. Fakat bu ülkeyi yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler malum bir karara varmadılar. Demin de sorduğum gibi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre devlet layık değil mi? Layık devlette yurttaşlar ve inançlar karşısındaki konumu nedir? Buyurun hocam söz sizde. Teşekkür ederim. İlk önce hemen laiklik konusunda biraz bilgi vermek gerekir. Laiklik eski Yunanca'dan laikos lafından gelen bir kavramdır. Laiklik halkın veya bir kısım insanların çarpıttığı gibi asla dinsizlik değildir. Aslında bir anlamda laiklik kimsenin bir başkasının dinine, inancına karışmaması ve devletin de başka insanların dinine, inancına müdahale etmemesi. Dolayısıyla başkalarına şu inanca gir, bu inanca gir dememesi lazım. Tabii laikliğin daha iyi bir anlam kazanabilmesi için bunun batıdaki uygulamalarına bakmak lazım. Batıdaki uygulamalar dediğimiz zaman işte Batı uygarlığı, Batı uygarlığını oluşturan nedenlere baktığımızda Batı'nın yönetim sistemi, çağdaş yönetim. Çağdaş yönetim dediğimiz zaman çoğunlukçu değil, çoğulcu yönetim, onu belirtmekte yarar var. Çoğulcu yönetim demek yani bir toplumda farklı düşüncelerde, farklı inançlarda, farklı soylarda insanlar bulunabilir. Dolayısıyla bunlar açısından devlet hepsine eşit mesafededir. Çağdaş evrensel insan hakları da bunların hepsini birden kapsar. Halbuki çoğunluk yönetimi dediğimiz zaman yani ekseriyeti temsil eden kişiler için devlet olmaz. Yani çağımızda böyle bir ekseriyeti temsil eden devlet usulü falan olmaz. Bu ancak sermaye şirketlerinde hissesi çok olan son sözü söyler gibi bir durumla karşı karşıya. Tabii tekrar laikliğe dönecek olursak çağdaş demokrasiyle onu eklemlendirmek için şunu söylemek lazım. Çağdaş demokrasilerin birinci ayağı laikliktir. Laiklik nedir dediğimiz zaman Vatikan, ruhban sınıfının devleti yönetenleri kutsaması ve dolayısıyla devleti yönetenlerin Vatikan'a, ruhban sınıfına efendim bir taraftan muhtaç olması, devleti yönetme erkini, gücünü dinden alması gibi bir durum söz konusudur. İşte papalığa gidilecek, papa o kralın ya da yöneten kimse onun başına taş takacak ve ona da Hristiyanlık ahlakına yani dine sadık kalacağına dair söz olacak. O papanın buyruklarına sadık olduğu sürece meşru bir yönetim olacak. Bir de vatandaşlar açısından bunun bir anlamı var.
vatandaşlar açısından da insanların neye inanacağı, nasıl ibadet edeceği ve yaşamında nasıl davranacağı ruhban sınıfının denetimi altında olacak. Dolayısıyla laiklik bu anlamda hem devleti yönetenlerin ruhban sınıfından kurtulması, dolayısıyla devletin sivilleşmesi, yönetimin sivil taraftan oluşması, hem de ruhban sınıfının dinler üzerine, dine dayanarak vatandaşlara şöyle ibadet edeceksin, şöyle oturacaksın, şöyle kalkacaksın, şöyle yaşayacaksın diye ruhban sınıfının bireysel özgürlüklere, bireysel inançlara müdahale etmesini ortadan kaldırmak. Evet. Dolayısıyla bu birinci ayak. İkinci ayak ise yönetimin krallardan, sultanlardan, hanlardan, hakanlardan, yani sülale yönetiminden, hanedan yönetiminden alıp millete mal edilmesi. Başka bir deyimle, demek ki teokrasinin, yani din otoritesinin atadığı bir yönetici yerine meşruiyetini toplumun oyundan alan, toplum tarafından seçilen, millet tarafından seçilen bir yönetim modeli ortaya çıkıyor. Biz buna da laiklikle beraber sekülerleşme, sivilleşme diyoruz. Evet. Demek ki bu sekülerleşme, sivilleşme hem yöneticileri bağımsızlaştırıyor, hem de yöneticinin meşruiyet kayrağını dinden alıp topluma mal ediyor. Dolayısıyla meşru yönetim, efendim, dolayısıyla toplum tarafından seçiliyor. Tabii bu gelişimi sağlayan ana güç falan dediğimiz zaman da bu ana güç de özgür düşünce. Özgür düşünce nereden kaynaklanıyor? Akıl ve bilim. Anlatabildim mi? Dolayısıyla demek ki demokrasi dediğimiz zaman hem özgür düşünceye dayalı, hem laikliğe dayalı, hem sekülerleşmeye, sivilleşmeye dayalı, efendim, bir yeni bir çağdaş yönetim modeli. Bunu niçin anlattım? Bazı insanlarımız, efendim, laiklik denilince işte bunu dinsizlik filan anlıyor. Halbuki değil. Yani hem bireyin ruhban sınıfından özgürleşmesi, hem de devletin meşruiyet kaynağının teokrasiden, dinden çıkartılıp toplumun onayına göre belirlenmesi anlamına geliyor. Tabii bunu söylerken Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman 1923'te adı konulmamakla beraber laisizm giderek pekişti ve 1937'de de laiklik anayasamıza girdi. Bu devam etti. 61 anayasamızda ve 1982 anayasamızda, yani şu anda fiilen yürürlükte olan anayasamızın içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir ve bu kanunun bu maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez der. Ayrıca anayasamızın 10. maddesi de laikliği, yani hiç kimsenin başkasının din ve vicdan özgürlüğüne müdahale edemeyeceği, kimsenin inancını açıklamak veya açıklamamak üzerine baskı yapamayacağı biçiminde bir model getirir ve dolayısıyla bu anlamda devleti yönetenlerin laik davranması, hem devletin, yani anayasanın ilk temel kurucu maddesinde, hem 10. temel maddesinde belirtilmiştir. Bu bir temel nokta. Yani bunu doğru anlamadan, yani neden laikiz, neden bu böyle filan, bunu anlayamayız. İkincisi de sorunuzun ikinci kısmında söylediğiniz şey, devletin, laik devletin vatandaşlar ya da yurttaşlık ilişkisi açısından ilişkisi nedir diye. Vatandaş hukuku açısından baktığınızda devlet vatandaşlar arasında, efendim, sen kadınsın, sen erkeksin, sen doğulusun, sen batılısın, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Hristiyansın, sen Yahudisin ya da sen Ermenisin, sen Bahaisin, aklınıza ne kadar inanç gelirse filan. Bunlar açısından bakamaz. Çünkü devlet vatandaşa eşit mesafede olmak zorundadır. Devlet vatandaşın kamusal anlamda ihtiyaç duyduğu hizmetleri ona sağlamak zorundadır.
Bunun temeli nedir? Bunun temeli de vergiye dayanır. Ve devletin vatandaştan istediği göreve dayanır. Bu iki temel şeyi söylersek, birincisi askerlik görevidir. Ondan çok daha önemlisi de vergisidir. Yani vatandaş vergi alırken insanlar arasında ayrım yapmaz. Yaklaşımı kazanca göredir. Kim ne kazanıyorsa ona göre onun vergisini verir. Yani Sünni'den bu kadar alır, Alevi'den bu kadar alır, Yahudi'den bu kadar alır veya Ermeni'den ya da efendim gayrimüslimden şu kadar gayrimüslimden alır. Bu kadar alır. Böyle bir şey olmaz. Çünkü eşittir. Peki vergiyi eşit aldığına göre, o halde bu modelde devleti yönetenlerin aynı şekilde kamu hizmetlerini, din ve vicdan özgürlüğü, demokratik hak ve özgürlükleri, devlet hizmetlerinden yararlanma haklarını da vatandaşa eşit olarak vermek zorundadır. Bu gelişmiş bütün devletlerde model bunun üzerine kuruldur. Dolayısıyla devlet-yurttaş ilişkisinde bu temel bir anayasal kuraldır, hukuk kuralıdır. Anayasa maddesi de bunu diyor zaten. Tabii yani yani Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti derken hem 10. maddeye göre efendim laikliği tanımlarken hiç kimse efendim herkes dilediği dini ya da sistemi seçmekte özgürdür derken zaten bunu tanımlıyor. Peki Türkiye'de hani bu anlamda düşünürsek sorun var mı? Çok doğrusunu söylemek gerekirse hukuki anlamda çok fazla sorun olduğunu düşünmüyorum. Bunun iki nedeni vardır. Birincisini söyledik, yani anayasanın temel ilkeleri buna cevaz veriyor. Bu bir. İkincisi, Türkiye 2002'de yani Kemal Derviş'in geldiği bir dönemde evet. Bir takım anayasal reformları yaptı. Bu anayasal reformları yaparken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul edeceğini ve Avrupa hukukunun Avrupa Birliği'ne üye olması babından Avrupa hukukunun mevcut cari iç hukukla çeliştiği durumda Avrupa hukukunun yaptırımını kabul edeceğini de söyledi. Evet. Dolayısıyla böyle olunca da devleti yönetenlerin efendim yurttaşlara farklı farklı muamele etmeleri ve benzeri şeyleri söylemeleri aslında efendim çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Peki sorun nereden kaynaklanıyor dediğinizde sorun ülkeyi yöneten eskiden beri, yeni de değil, eskiden beri ülkeyi yönetenlerin, yöneten siyasi iktidarların kim yönettiyse onların bu laiklik konusunda efendim, eşit yurttaşlık konusunda efendim, çağdaş demokrasi konusundaki hukuku yanlış yorumlamaları ya da çarpıtmaları ya da doğrudan üst yöneticilerin bundan haberi olmasa bile mevki makam sahibi olan kişilerin efendim işte bu mevki makamlarına işte işe alınmada işte ve benzeri konularda efendim tek tarafa bakmaları, tek taraflı davranmaları efendim yani din ayrımı, mezhep ayrımı yapmaları, cinsiyet ayrımı yapmaları bunların hepsi aslında anayasaya aykırıdır. Hem bizim anayasamıza aykırıdır, hem Avrupa müktesebatına aykırıdır, hem de çağdaş insani değerlere aykırıdır. Yani konuya biraz bu açıdan böyle bakmak bakarak lazım. İşe girmek lazım. Aksi takdirde yani nedir filan dediğimizde mesela laiklik konusunda bir şey daha söyleyeyim. Genelde İslam ülkelerine filan baktığımızda İslam ülkelerinin hemen hepsinde belki de bunun en azı Türkiye'dedir. Yani bunu da belirtelim. En azı Türkiye'dedir. İslam ülkelerindeki mezhepler, tarikatlar, cemaatler hep şöyle bir kafa güderler. İslam'ın en doğru yorumunu biz yapıyoruz.
Geri kalanlar dalalettedir, yanlış yoldadır. Yanlış yoldadır. Hatta biraz daha ileri gidip din dışı, kafir de ilan edebilirler. Dolayısıyla bu anlamda laiklik aslında İslam ülkelerinin bizzatihi kendisine lazım. Yani ya bırakın yani başka ülkelerin sizin inançta olmayan insanların efendim birbirlerini kafirlikle, din dışılıkla suçlamaları bir tarafa. Bir kere yani Müslümanın Müslümanı ayırt etmesi, din dışı sayması, ona hakaret gibi gözle bakması ve ille de herkesi, dini herkesi kendisinin yorumladığı gözle yorumlaması beklenemez. Çünkü bu akla da aykırı, dine de aykırı, mesela hep bilime de aykırı. Hep karşılaştığımız, evet, karşılaştığımız düşünceler. Düşünceler ve şöyle bir şey var, işte sen namaz kılmıyorsan, camiye gitmiyorsan münafıksın. Kendisini ayrıştırmaya çalışıyor. Buna ne diyoruz? İslam'ın özü ve Müslümanız diyoruz değil bunun mi hocam? Bunun ikisi de yanlıştır. Yani neden gidiyorsun demek de yanlıştır. Niçin gitmiyorsun demek de yanlıştır. Laiklik budur. Yani ne gideni karalama, ne gitmeyeni. Ne de gitmeyeni. Anlatabildim çünkü mi? Din vicdan özgürlüğünü dile getiriyor. Din ve vicdan özgürlüğü. Kişi neye inanıyorsa onu yapmak zorundadır. Kendisi nasıl görüyorsa onu yapmak zorundadır. Evet hocam. Kaldı ki genelde ahlaki, dini olan şeyler, yani hukuki değil, cezai değil, laik yasalarla ortaya çıkan şeyleri söylemiyorum. Yani ahlaki yaptırımlar toplumda en fazla kınamaya sebep olur. Dini yaptırımlar konusunda ise kişi yapmazsa bunun hesabını devlete vermez. Çünkü devlet laikse kişi bu bir kurala uyuyorsa ya da efendim ya da uymuyorsa bunun hesabını devlete vermez. Evet. Bunun hesabı ahirette efendim Tanrı'ya verilen bir hesaptır. Dolayısıyla bu da bir vicdan muhakemesi işidir. Ahlak muhakemesi işidir. Böyle bakmak lazım. Bu açıdan bakmak lazım. Evet hocam. Peki hani yurttaş ve inançlar konusundaki Türkiye Cumhuriyeti'nin veya devletin konumunu dile getirin. Bir de sevgili hocam şöyle bir soru da sorsam size. Peki bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaş kimliği ne olursa olsun bugün burada İnsan Hakları Mahkemesi'ni tartışıyoruz, yani sohbet ediyoruz daha doğrusu. Bir Alevi olarak bizim de bu ülkede, yani devlet bizim devletimiz, devleti bir zaman ayırt etmedik. Ülkeyi de yönetenler gelip geçicidir. Geçmişte farklı hükümetler vardı. Bugün başka bir hükümet var. Bu hükümetlerin tek bir bakış açısı vardı bugüne kadar. Dedik ya, devlete hiçbir zaman bir karşılığımız olmadı. Karşı durmasına da durmadık daha doğrusu. Şöyle bir soru sorsam size. Alevi yurttaşlar, özellikle Cem Vakfı, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne neden gitti? Gitme sebepleri nelerdir sizce? Şimdi hiçbir şey sebepsiz olmaz. Yani bilimsel olarak da böyledir. Bir yerde bir şey varsa, bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa bu tür şeyler başlar. Nedir bu? Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin eskiden beri devletin laik olmasına rağmen bu laik hukukun uygulanmamasıdır. Laik hukukun uygulanmamasının temelinde de nedir? Neyi uygulamıyor Aleviler açısından bakarsak? Alevilerin burada mağduriyeti söz konusudur. Nedir mağduriyetinin söz konusu? Alevi eşit yurttaşlık istiyor. Başka bir şey istemiyor. Yani diyor ki ben Sünni vatandaşın hakkı, hukuku neyse Alevi vatandaşın da olsun. Çünkü bu ülkede her türlü hakkımı veriyor mu? Evet. O vergi veriyor, ben de veriyorum. O vatandaş, ben de vatandaşım. O da bu ülkenin gidiyor. Yasalarına tabi, ben de. O askere gidiyor, ben de gidiyorum. Yani onun düşünce biçimine, inancına devlet nasıl davranıyorsa bana da öyle davransın. Demek ki eşit davranılmadığı için, inanç kabul edilmediği için, inanç değerleri kabul edilmediği için ve inananların inançlarını ifade etmekte zorlandıkları için ve kamu hizmetlerinden dışlandıkları için ve bir anlamda toplum içinde itibarsız efendim, düşük profilli efendim insanlar olarak ötekileştirildiği için, sosyolojik tabiri ötekileştirildiği için
Bu soruna bir çözüm gerekiyor. Bu sorunun çözümü de devletin bütün yurttaşlara yansız davranma görevini yerine getirmesi gerekiyor. Getirmezse ne yapacaksınız? Getirmezse bunun hukuki mücadelesini yapacaksınız. Hukuki mücadelesinin de iki yolu var. Birincisi iç hukuk zemininde yaparsınız. Değil mi? O kapanırsa da. Evet. Danıştay'a gidersiniz, Yargıtay'a gidersiniz. Danıştay olumlu karar alır, uygulanmaz. Yargıtay olumlu karar almaz veya işte başka şeyleri bahane eder vesaire vesaire. Dolayısıyla devleti yönetenler de bazı şeyleri bahane ederek, efendim, hiç bahane edilmemesi gereken şeyleri bahane ederek sizin inancınızı kabul etmezlerse, ibadet yerinizi kabul etmezlerse siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalırsınız. Aslında tabii şunu söylemek lazım. Hiçbir ülkenin yurttaşı durup dururken kendi bir hak mağduriyetine uğramadan, bir sıkıntıya düşmeden, yani bir sorun filan yokken gidip de ülkesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tartıştırması, efendim, buna gönlü razı olmaz. Efendim, içine de sindiremez. Çünkü orada yargılanan devletinin demokratik tutumudur. Evet. Eşit yurttaşlık hakkına riayet edip etmediğinin kontrolüdür. Anlatabildim mi? Peki niçin gidilmiştir sorusunun cevabı? Bu mağduriyet giderilemediğinden, hak mahrumiyeti yaratıldığından, din ve vicdan özgürlüğüne baskı yapıldığından, insanların kendi din ve vicdan özgürlüklerini dışarıya deklare edememekten, deklare ederse sıkıntıya düşmekten ve kamu hizmetlerinden hukuken olmasa bile fiiliyatta, efendim, kanunen olmasa bile fiiliyatta, uygulamalarda, dışlanmalardan, terfilerden, işte efendim, ve benzeri şeylerden, efendim, çocuklarının okullardaki sıkıntılarından, eğitimlerinden, mağduriyetlerinden, efendim, ülkede din dersi veren öğretmenlerin din ve ahlak kültürü derslerinde Alevi çocukları, yani az da olsa, aşağılamalarından veya işte ötekileştirmelerinden veya ders hocasının aşağıladığı, işte diğer öğrencilerin dışladığı, ötekileştirdiği diğer öğrencilerin bir psikolojik eziklik hissetmeleri de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu asla sebepsiz bir gidiş değildir. Tabii bunun için hem yurttaşlar bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştür. Hem de kurumsal anlamda bütün Alevi toplumu adına, Alevi topluluğu adına ya da Cem Vakfı Profesör İzzettin Doğan'ın bizzat ilgisiyle bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmüştür. Tabii mahkeme sürecinde bir takım savunmalar istenmiştir devletten filan. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukçularının yaptıkları savunmaları kabul etmemiştir. Neden kabul etmemiştir dediklerinde, işte çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu devleti konuya insan hakları, halk mağduriyeti açısından yaklaşmak yerine, efendim, işte bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız var, Diyanet İşleri bütün dinlere eşit hizmet veriyor. Efendim, bizim işte bir tek İslam dini var, Alevilik diye bir şey yok, efendim. Dolayısıyla Cemevi diye bir şey yok. Dolayısıyla bir ayrımcılık da söz konusu değil babından konuyu biraz böyle yorumladığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Hocam, lafınızı böleceğim. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Zamanı geldi. Edelim. Buradan devam edeceğiz. Tam iyi yerde kaldık. Evet sevgili dostlar, kısa bir ara vereceğiz. Kaldığımız yerden o güzel heyecanla devam edeceğiz.
Evet sevgili dostlar, reklam arasından sonra yine birlikteyiz. Heyecanlı bir yerde kesmiştik. Ben hiç sözü uzatmadan tekrar hocama döneceğim. Sevgili Profesör Doktor Sayın Halil Çivi hocama döneceğim. Hocam kaldığımız yerden ne dedik kaldığımız yerden? İşte İnsan Hakları Mahkemesi'ne savunmaya geçerken Türkiye hukuku savunan avukatlar bir diyanet varlığını dile getirdiler. İnancın sadece Türkiye'deki başın diyanet olduğunu söyledi ve tek diyanetle bu işin yürüyeceğini söylediler. Buyurun hocam, oradan devam edelim. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafını savunan hukuk bunu din temelli savundu. Yani demokrasi temelli, insan hakları temelli, eşit yurttaş temelli, devletin yurttaşlara eşit davranacağı temelli argümanı olmadığı için, o konuda fazla söyleyeceği bir şey olmadığı için mecburen yani hangi inanç iyidir, hangi mezhep iyidir, hangi din iyidir veya dinin hangi yorumu makbuldur ya da değildir tartışmasına filan girdi. Tabii ki aydınlanma felsefesiyle laikleşen, demokratikleşen, sivilleşen ve çağdaş bir yönetim sergileyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu savunmaların hiçbir tanesini kabul etmedi. Evet. Kabul etmemesinin sebebi dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları incelendi. Anayasa diyor ki işte Türkiye demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 10. maddede bunu diyor. 10. maddede de herkesin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğunu söylüyor. Öyleyse senin anayasanın temelinde devleti yönetenlerin hem bu temel maddelere uymadığı, yani Aleviler açısından din ve vicdan özgürlüğü ve devletteki kamu hizmetleri açısından bir hak mahrumiyeti doğdu. Evet. Dolayısıyla bu mağduriyetin giderilmesi gerekti. Bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi burada tabii bu elimizde bu kararlar var. Ben bunları işte tek tek okudum, inceledim, işte çizdim, yazdım, tekrar okudum. Bu konuda yapılan bir başka kitaptaki işte sempozyumda sunulan bildirileri falan okudum, inceledim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne diyor, ne söylüyor, bunun temeli nedir filan. Bu arada konuyu dört ana temelde bölümde temelde söylemek lazım. Birincisi zorunlu din dersleri sorunu. O daha önce evet hocam, 2014'te elde edilen konu. Zorunlu din dersleri sorununda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söyledi. Dedi ki laik bir devlette zorunlu din dersi olmaz. Çünkü o zaman o zorunlu din dersi neyse, tek din dersi neyse, ya herkes onu öğrenmek zorunda kılır ya da zorunda kalırsa bir hak ihlali, demokratik olmayan bir hak ihlali, eşit taşlık hakkı ihlal edilmiş olur. Hem de vicdanlara bir baskı ortaya çıkar. Evet. Bunun içinde ne oldu derseniz, dedi ki yalnız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ancak devlet şu koşulla programına din dersi koyabilir. Eğer bu din dersinde herhangi bir dinin, mezhebin, tarikatın, cemaatin propagandası yapılmazsa, evet, yani sadece din sosyolojisi, din kültürü, din psikolojisi, din ve toplum ilişkileri konusunda bütün dinlere eşit mesafede duran, inançlara eşit mesafede duran din ve ahlak bilgisi okutursa, bu kimseyi rencide etmez. İncitmez de. İncitmez de, rencide etmez de. Dolayısıyla hocam, böyle bir din dersi koyuyorsanız bunun sakıncası yok. Ama herhangi bir dinin yaptırımını, propagandasını,
Hele hele de başka o dinin içindeki başka inançların efendim ötekileştirilmesini, aşağılanmasını, sıkıntısını yaratan dersler koyuyorsanız böyle bir şeyi okutamazsınız. Çünkü demokrasinin ilkelerine aykırı, çağdaş din ve vicdan özgürlüğüne aykırı. Kaldı ki o zaman aynı sınıfta başka başka inançlarda olan insanlar, öğrenciler, bak ben X mezhebindenim, benim işte inancım doğru, sen Y inancındasın, senin inancın tukaka ya da kötü. Öğrenciler hor arasında görülüyor çünkü hocam. Hor görme, ötekileştirme, yani bir grubun başka bir grubu aşağılaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Çünkü evet. Yakın bir zamanda hocam, lafınızı balla keseyim. Yakın bir zamanda bu din dersinde çocuklara bir anlatım yapılırken bir hocanın, bir öğretmenin, yani çocukları geleceğe hazırlayan bir öğretmenin şu cümlesi, özellikle bu İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar, 21. yüzyıldayız. Ve bu yüzyılda öğretmenlik yapan bir din öğretmeninin Alevilerin yemeği yenmez demesi ve oradaki bir Alevi çocuğunun rencide olması ve gene aynı sınıftaki bir çocuğun da parmak kaldırması, hocam hani kim yediyse haram gibilerinden demesi. Bir tanesi el kaldırıyor, diyor ki hocam, diyor, ben diyor sadece bir kaşık yedim, o da haram mı diyor. Düşünebiliyor musunuz? O yaştaki bir çocuğun aklını, zihnini nereye çelmesine getiriyor? Tabii ki önce şunu söyleyeyim. Bu söylem tarzı devletin yasalarının söylemi değildir. Anlatabildim mi? Devletin yasalarının. Ama oradaki o din dersini öğreten kişi kimse, onun densizliğidir. Anlatabildim mi? Onun bunu doğru anlamamasıdır. Ama o da gücünü nereden alıyor? Anlatabildim mi? Belli din dersinin sadece belli bir inancın, mezhebin propagandası üzerine kurarsanız, diğerlerini efendim makbul, kötü diye ayırırsanız, dolayısıyla makbulu yüceltmek, kötüyü daha da kötüleştirmek üzerine bir anlatım modeli ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu din derslerinde dinler, mezhepler, işte cinsiyetler, ırklar konusunda ayrım yapmanın doğru olmayacağını kabul etti. Dolayısıyla birincisi bunu kabul etti. Yani bunu evet, bu kadar konuştuk. Anlatabildim mi? Bu burada dursun. İkincisi dedi ki Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti din hizmetlerini vatandaş için bir kamusal hizmet olarak telakki ediyor. Bu kamusal hizmet olarak telakki edip onlara din hizmetleri konusunda, ibadethane konusunda, personel konusunda, ibadethanenin giderleri konusunda, personel ihtiyacı konusunda efendim vatandaşına bir hizmet veriyorsa efendim, Alevilik de bir inançtır. Dolayısıyla aynı kamu hizmetini Alevi yurttaşlara da vermek zorundadır. Evet. Tabii ki Hristiyanlara da, tabii ki Bahailere de, tabii ki efendim Yahudilere de. Yani farklı inançta, farklı düşünen insanlar neyse onların hepsine vermek zorundadır. Çünkü bu ülkede yaşıyorlar. Evet. Şimdi burada bir şey söylemem lazım. Tabii, buyurun hocam. O mahkeme kararında şöyle bir şey var. Diyor ki laiklik anlayışı açısından devlet din hizmetleri konusunda şu tutumları takınabilir. Bir, diyebilir ki ben hiçbir tür dini eğitimi, dini hizmeti, dini ihtiyaçların finansmanını kabul etmiyorum. Temel ana ilkelere aykırı olmamak üzere vatandaşların, diğer vatandaşların can, mal, özgürlüklerini ihlal etmemek üzere her yurttaş kendi ihtiyacını kendisi karşılasın. Yani aslında en temel gerçek laiklik ilkesi de budur, onu da söyleyeyim. Yani devlet ne kadar din grubu varsa hepsinden ilişkisini kesip herkes kendi inancını kendi parasıyla finanse edecek filan. Tabii şunu düşünmek lazım, başkasından para alıp
bir benim inancım finanse ediliyorsa efendim, bu bir genel eşitliğe efendim, toplumsal uzlaşmaya falan da dayanmıyorsa, o zaman benim ibadetim zaten sakatlanır. Yani doğru da olmaz. Hukuk, yani ahlaken de efendim, olmaz. Dinen de doğru olmaz filan. Eğer devlet bunu yapıyorsa böyle bir sistem, kamu hizmetini böyle anlayabilir. Ha, başka ne yapabilir? Devlet şunu da yapabilir. Ne yapabilir? Bu dini kamu hizmeti sayarken bunun sadece bir kısmını kabul edebilir, başkalarını kabul etmeyebilir. Mahkeme kararlarında var çünkü. Mesela ne diyebilir devlet dediğinde, diyor ki devlet mesela sadece din hizmetlerindeki personel masraflarını karşılayabilir. Örnek veriyorum. Dolayısıyla eğer böyle diyorsa, bütün inanç kümelerinin ne kadar din grubu varsa, dinle ilgili kurumlar varsa, onların sadece personel masraflarını karşılayabilir. Yani başkalarına efendim var, öbürüne yok biçiminde bir politika uygulayamaz. Ne yaparsa, çünkü eşit yurttaşlık ilkesi, çoğulculuk ilkesi, temel hak ve özgürlükler ilkesi, din ve vicdan özgürlüğü bunu gerektiriyor. Bu söylediğim şeyler hani sadece laf olarak söylenen şeyler değildir. Çağımızın en önemli hukuki ve insani değerleridir. Onun için hani belki bazı yurttaşlara tekrar ediyorum diye gibi. Ya da devlet diyebilir ki üçüncü bir hal, ben dinin her türlü faaliyetini kamu hizmeti sayıyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti işte Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak devletin yaptığı gibi bir tarafta işte din hizmeti verecek insanların yetiştirilmesi, okulların açılması, bir taraftan efendim dini ibadet yerlerinin efendim bazen tamamen bazen kısmen finanse edilmesi, ayrıca ibadet yerlerindeki elektrik, su ve personel masraflarının karşılanması, eğer devlet inanç kümelerinden birine bunu yapıyorsa bunu hepsine yapmak zorundadır. Yani Yahudi'ye de, Hristiyan'a da, Bahai'ye de, Alevi'ye de, Sünni'ye de yapmak zorundadır. Çünkü eşit yurttaşlık bunu gerektirir. Çağdaş demokrasi bunu gerektirir. Laik devlet anlayışı bunu gerektirir. Din ve vicdan özgürlüğü bunu gerektirir. O halde Türkiye'de durum nedir diye baktığınızda bakılıyor ki belgelerle, devletin savunmasında da ortaya çıktığı gibi. Peki Alevi inancı konusunda bu hizmetler veriliyor mu? Yok. Tabii bu kamu hizmeti sayılabilmesi için bunun ilk önce de devlet nezdinde de tanınması lazım. Yani cemevlerin ibadet olarak kabul görmesi lazım. Bir kere tabii Alevi inancı kabul edilmeden onun ibadethanesi olmaz. Evet, orada. Anlatabildim. İlk önce devlet diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eğer bir dini grup benim inancım Aleviliktir diyorsa devlet hayır, senin inancın doğrudur ya da yanlıştır diyemez. O grubun inancıdır. Dolayısıyla devlet Alevi inancının inanç olduğunu tanımak zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çünkü o din ve vicdan özgürlüğüne göre, yetişme tarzına göre öyle bir inanç seçmiş. Diyor ki benim din ve vicdan özgürlüğüm açısından bu benim inancımdır. Ben Aleviyim. Ben Aleviyim demek istiyorum. Çocuğum da Aleviyim demek istiyor efendim. Efendim çocuğumu Alevi olarak büyütmek istiyorum, yetiştirmek istiyorum. Dolayısıyla bir devlet başka bir inanç grubunun varlığını ya da yokluğunu efendim sen böyle bir inanç yoktur diyemez, tanımlayamaz. Hele de Diyanet İşleri'nden fetva alarak yani böyle bir inanç yoktur filan demek efendim. Çünkü bu kanunla olan değil, din ve vicdan özgürlüğüyle, eşit yurttaşlık ilkesiyle olan bir şeydir. Dolayısıyla Anayasa yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, efendim, Evrensel Anayasa Mahkemesi demektir. Alevi inancını tanımıştır. Önce Alevi inancını tanıyacaksın. Peki sen bu inancı tanıyınca bu inancın nesi olacaktır? İbadet yeri. Bir ibadethanesi olacaktır.
Peki bu ibadethanenin neresi olduğuna kim karar verir diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O ibadethanenin sahipleri, yani eğer Alevi inancı taşıyanlar bizim ibadethanemiz cemevidir derlerse, devletin hayır bizim cemevi diye bir ibadethanemiz yoktur deme. Lüksü yok. Lüksü de yoktur, hakkı da yoktur. Çünkü bu bir eşit yurttaşlık açısından hak mağduriyeti doğurur. Evet. Hak mağduriyeti doğurur. O halde burada neyi tanımış oluyor devlet? Alevilik inancı diye bir inanç vardır. Alevi inancı varsa, çünkü önce Alevi diye bir topluluk vardır. Alevi inancı vardır. Alevi inancı varsa o halde cemevleri diye de bir ibadethane vardır. Ya burayı da tanıyacaksın diyor. Evet, burayı da tanıyacaksın diyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu hani kademe kademe gidiyoruz. Peki diyor ki sen bu inancı tanımakla yetinecek misin? Hayır. Neden? Çünkü sen diğer inanç gruplarının, örneğin Sünni inancının personel ihtiyacını karşılıyorsun. Eğitimini karşılıyorsun. Karşılıyorsun. Eğitim sistemini finanse ediyorsun. Eğiticisini yetiştiriyorsun. Efendim, elektrik parasını veriyorsun, su parasını veriyorsun, devletin kesesinden veriyorsun. Çünkü Alevi'nin burada var. Hakkı var mı? Var. Neden? Çünkü Alevi'den de vergi alıyorsun. Çünkü vergi alırken eşit yurttaş oluyor. Vergi burada çok önemli bir şey. Kimlik alırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği alıyorsun. Tabii şunu düşünün, yani bunun bir başka boyutunu da söyleyelim. Yani bir başka boyut da şu. Mesela geçenlerde devlet bütçesi görüşülürken bütçe esnasında bu bütçede bütün siyasi partilere, yani belli nitelik kazanmış siyasi partilere devlet bütçesinden ödenen paylar açıklandı. İşte X partisine şu kadar büyük parti, Y partisine şu kadar, B partisine şu kadar, C partisine şu kadar filan diye. Peki bu devlet bütçesinin gelirleri nereden oluşuyor? Senin benim vergilerden. Vatandaşın vergisinden. O halde burada şöyle bir şey çıkıyor. Demek ki siyasi partiler devletin vergileriyle finanse edildiğine göre, vatandaşın parasıyla vergilendirildiğine göre, o halde bu kurulan siyasi partilerin de vatandaşın din ve vicdan özgürlüğüne, efendim, başka bir açık deyimle söylersek, Alevilerin bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine katkıda bulunmaları gerekir. Yani ben şu partideyim ya da ben bu partideyim ya da şu parti filan vesaire filan değil. Çünkü senin partine ödenen paranın içinde, efendim, senin siyasi propagandanı ya da iktidarı elinde tutmanı sağlayan, siyasi propagandanı yapmayan paraların içinde Alevi yurttaşların da vergisi var. Dolayısıyla efendim bütün partilerin faaliyetlerini yürüttükleri, efendim, propagandalarını yaptıkları binaları hepsinde vergi var. Bu vergilerde de sadece Sünni vatandaşların ya da başka vatandaşların değil, Alevi vatandaşların da hakları var. Dolayısıyla siyasi partilerin de konuyu sadece devletteki iktidardakilerin değil, efendim, muhalefette olan diğer partileri de konuyu bu açıdan düşünmeleri, bu açıdan değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ne olacak şimdi burada? Bakın, ne olmuş oldu? Hani sayarsak, bir, zorunlu din dersiyle ilgili şeyi söyledik mi? Söyledik hocam. Alevi inancının tanınmasını kabul etti mi? Etti. Efendim, cemevlerin ibadethane olmasını kabul etti mi? Etti. Etti. Cemevlerinin personel ve cemevlerine yetiştirilecek, efendim, giderleri. Cemevlerine yetiştirecek eğitim hizmetlerinin
finansmanını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etti mi? Etti. Dolayısıyla bu biz üstelik hem anayasamızın temel maddelerine uygun hem de daha önce söylediğim 2002'deki anayasa değişikliğiyle eğer Avrupa müktesebatı bizim iç hukukumuzdan farklıysa biz buna uymak zorundayız diye anayasal madde koymuşuz oraya. Üstelik bu alınan karar bir müktesebat değil, bir mahkeme kararı yani yaptırımı zorunlu. Bu mahkeme kararına karşı daha bir üst mahkemeye gitme şansı da yok. Neden yok? Bu şu nedenle bir kere müracaat yapıldı. Müracaat önce kabul edilip edilmeyeceği görüşüldü. Kabul edildi. Sonra devletten savunma istendi. Siz ne diyorsunuz? Sizin için böyle diyorlar. Belgelerinizi getirin dediler. Devlet o savunmasını yaptı. Bu savunma bu sefer şikayeti yapan taraflara yani Cem Vakfı'na ve şikayet dilekçesi veren vatandaşlara soruldu. Bak devlet diyor ki ben böyle böyle hak ihlali yapmıyorum. Siz ne diyorsunuz dedi. Onlar karşı şikayetlerini yaptılar. Bu birkaç kere gitti geldi. İlk önce farklı dairelerde görüşüldü. Daha sonra bu daireler genel kuruluna götürdü. Büyük daireye. Yani büyük daireye. Daireler genel kurulu. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesine götürüldü. O büyük dairenin verdiği karar da kesindir. Ondan sonra gidilecek bir merci de yoktur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler bunu uygulamak zorundadır. Ayrıcalığı yok. Efendim? Ayrıcalığı yok. Bunun kaçarı yoktur. Anlatabildim mi? Uygulamak eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorlarsa, şeriatın kestiği parmak acımaz diyorlarsa, hukukun üstünlüğüne inanıyorlarsa toplumsal barış açısından toplumsal barış içindeki adaletli davranma efendim yasalar önündeki eşitlik kavramına inanıyorlarsa, öyle düşünüyorlarsa, din ve vicdan özgürlüğüne efendim inanıyorlarsa bunu böyle yapmak zorundalar. Başka çareleri de yok. Eyvallah hocam. Sohbet çok güzel. Biz zaten programın sonuna geldik yavaş yavaş. Çünkü biliyorsunuz siz de zaman zaman o toplantılara katıldı, toplantıların içerisinde bulundunuz. Profesör Doktor Sayın İzzettin Doğan hocamız da bunu her zaman dile getirmiştir. Kimse, siz de sohbet içerisinde söyledi, kimse kendi ülkesinin devletini mahkemeye vermez. Ama iç hukuksal yolları kapandığı için dedi ki biz artık bir noktaya gitmemiz lazım. Yarın öbür gün çünkü bu hakları almamız adına dedi, İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemiz gerektiğini de dile getirdi. Ve netice itibariyle buna müracaat edildi ve bu davalar da kazandık. Çünkü buradaki temel ve hak özgürlüğünü dile getirdiğinizde inançsal anlamda veya yaşam anlamda bu yasada gerçekleşti. Bizim Alevi toplumu olarak içinde özellikle bulunduğumuz bu şu anki ortam dahil olmak şartıyla halen de tamam cemevlerimiz var, ibadetlerimizi yapıyoruz ama halen bir sıkıntı içerisinde. Ne olacak halimiz diye. Ve öyle bir hale geldi ki sevgili hocam toplum artık yani bu kabul görmez bir nüansa geldi. Ama siz de demin telafi ettiniz, devlet yani bu ülkeyi yönetenler bunu kabul etmek zorunda. Başka bir ayrıcalığı yok. Çünkü bu davalar kazanılmış vaziyette ve dile getirdim. Hocam son sözlerinizi alayım. Son sözünü çünkü programı kapatacağız. Ne kadar vaktimiz var? 2-3 dakikamız var anladığım kadarıyla. Öyle bir... Tabii ben vaktin nasıl geçildiğini hiç anlamadık hocam. Hiç anlamadım. Yani daha tabii çok söylenecek şeyler olabilir ama. Şimdi şöyle bir 5 dakika tersinden şöyle bir şey söyleyeyim. Bazıları bana da sormuştur. Yani devlet bu karara uymazsa ne olur? Dolayısıyla eşit yurttaşlık hukuku, efendim din ve vicdan özgürlüğü ihlal edilmeye Alevi vatandaşların mağduriyetinin devam etmesine göz yummuş olur. Evet. Dolayısıyla bu
devlet olma vasfıyla da fazla bağdaşmaz diye düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi, devlet yine de bunu uygulamazsa o zaman hem Cem Vakfı'nın hem de Türkiye'de Alevi olan her yurttaşın, bakın sadece bir kişi değil, Alevi olan her yurttaşın sizin verdiğiniz kararı Türkiye Cumhuriyeti Devleti uygulamıyor, ben mağdurum, mağduriyetimin giderilmesi için tazminat davası açmak istiyorum. Kararına sahip çık, benim tazminat davamı kabul et. Dolayısıyla böyle bir davayı efendim Avrupa İnsan Hakları'nı mahkemesinin kabul etmemesi diye bir şey yoktur. Yok. Birinci yaptırımı bu. Bundan daha büyük belki uluslararası yaptırımı da şudur. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 47 ülkenin yargıcı var. Bu dolayısıyla her ülkenin devleti, her yargıcın devleti bu kararı kolluyor. Sen bu kararı aldın, falanca ülkeler için aldın, filancaları aldın diyor. Ve onu uygulanıp uygulanmadığına kontrol ediyor. Yani bu yerine getirilir mi, getirilmez mi diye. Dolayısıyla onlar da efendim uluslararası arenada Türkiye'yi karşısına alırlar. İşte Türkiye insan haklarını ihlal ediyor. Kendi yurttaşlarına eşit davranmıyor. Onların hak ve hukukunu gözetmiyor tarzında karşı raporlar, propagandalar yazarlar. Bu da devletimizi güç bir duruma düşürür, zor bir duruma düşürür. Tabii sorun burada belki de şu. Peki devlet kurumları da benim anladığım kadarıyla ya uygulayacağız ama bize süre verin. İşte uygulayacağız ama efendim şu oldu, uygulayacağız ama şu oldu, işte para kalmadı, olay oldu, kriz çıktı efendim, kalkışma oldu filan. Ama bu bahaneler hep vardır efendim. Olmaya devam edecektir. Ama bu öyle çok büyük anlamda hemen pat diye bir büyük finansman işi de değildir. Devlet ilk önce bunun hukuki zeminini efendim, hukuki zeminini tıpkı efendim sünni haklar konusunda ortaya çıkan hukuki zeminini yapar. Ondan sonra ekonomik faaliyetleri gündeme gelir. Bundan kaçış yok diye düşünüyorum. Devletimizin de bu cahilliği, bu acemiliği yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü ben eskiden beri son cümlem de şu olsun. Devleti yönetenler bizim söylediklerimizin hepsini daha iyisiyle biliyorlar. Sanmayın ki yani ben söylüyorum da onlar bilmiyorlar. Hukukçuları da biliyorlar. Herkes biliyor. Muhakkak. Ama ortada ta bu Alevi-Sünni ilişkilerinden beri bu iş siyasi bir sorun. Yani bir tarafta çoğunluk Sünni, bir taraftan azınlık Alevi. Eskiden efendim bu iş güç kuvvete dayanıyordu, kılıç gücüne dayanıyordu. Şimdi oya dayanıyor. Efendim bunun temelinde efendim bize oy veren Sünni yurttaşları küstürmeyelim hikayesi var. Ama ben kendim konuştuğum aydın çağdaş Sünni yurttaşların hiçbir tanesi efendim de Alevilerin hakları ihlal edilsin, cemevleri tanınmasın, çocuklar işte zorla Sünni din dersine sokulsun demiyorlar. Ve çağdaş demokratik laik sistemi benimseyen bütün dindar Sünni yurttaşlar da Alevilerin yanında yer aldığını ve bu kararın uygulanması gerektiğini istediğini de belirtmek isterim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah bir sorun yaşanmaz, sıkıntı olmaz efendim. Bu Alevilerin hak mahrumiyeti giderilir. İnşallah hocam. Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum Sayın Halil Çelik hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp da İzmir'den geldiniz. Bu aydınlatıcı bilgileri bize sundunuz. Ekran başındaki dostlarımız da eminim bu bilgilerden feyiz almışlardır. Ve her zaman söylediğimiz gibi artık Alevilerin de bir anayasa, bugünkü Türkiye'de nasıl bir anayasa kitabı varsa Alevilerin de şu elinde bulunduğunuz İnsan Hakları Mahkemesi. Bu karar hükmü inşallah en kısa sürede devreye girecektir. Ve bir başka programda yine bu konuyu dile getirmek adına şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.